2011 yılında Kahramanmaraş siyasetine giriş yapmasının ardından kente kazandırdığı birbirinden önemli yatırımlarla vatandaşların da takdirini kazanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal'a Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Arslan Deveboğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ı AK Parti Genel Merkezi'ndeki makamında ziyaret eden heyet, Kahramanmaraş'ı yeniden hayal ediyoruz sloganı çerçevesinde kente kazandırdığı yatırımlar için teşekkür etti. Ünal ziyaret sonrası ülke ve yerel gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ben öncelikle ziyaretinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Özellikle bunun bir teşekkür ziyareti olması da beni ayrıca çok mutlu etti. Mahir Ünal medyanın önemine değindi. Medyamız, gazetecilerimiz, Kahramanmaraş'ımız için çok önemli ve kıymetli. Hele hele böyle hepinizin bir arada olması ve hepimizin derdinin Kahramanmaraş olması çok önemli. Çünkü sizler halkın dilisiniz, sözüsünüz. Halkın taleplerini, duyarlılığını kamuoyuyla paylaşıyorsunuz. O yüzden bugün tanıtım medya başkanlığımızda sizleri ağırlamış olmaktan biz son derece memnun olduk. İnşallah önümüzdeki süreçte de biz tanıtım medya olarak diğer illerde olduğu gibi yerel seçimler doğası gereği yerel medyayla da çok yakından çalışmayı gerektiriyor. Daha yakın çalışmalar içerisinde olacağız sizlerle inşallah. Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Expo 2023'ün turizm açısından kente ciddi anlamda değer katacağını söyledi. Kahramanmaraş'ımız, Cumhuriyetimizin 100. yılında en büyük etkinliklerden birisi olan Expo 2023'ü aldı. Bu Kahramanmaraş'ımız için yaklaşık 3 milyon ziyaretçi anlamına geliyor. 60 ülkeden insanların Kahramanmaraş'a gelmesi, Kahramanmaraş'ı tanıması anlamına geliyor. Biz Kahramanmaraş'ımızın turizmini canlandırmak istiyorduk. Kahramanmaraş'ımızın turizminin hem Türkiye ölçeğinde hem uluslararası ölçekte tanınırlık, bilinirlik ve ziyaret anlamında güçlenmesi anlamına geliyor. İnşallah 2023'e kadar özellikle Expo ile ilgili yapacağımız çalışmalar hem Kahramanmaraş'ı tanıtacak hem de Kahramanmaraş'ımızın turizm potansiyelini ciddi anlamda artıracak inşallah. Ünal, AK Parti'nin 18 Kasım Pazar günü yapacağı temayül yoklamasına da değindi. İlk defa bunu gerçekleştireceğiz. Bu tabii bir takım spekülasyonları da önleyecek. Çünkü temayül bittiğinde Cumhurbaşkanımızın önünde temayül sonuçları, 81 ilin temayül sonuçları Cumhurbaşkanımızın önünde olacak. Dolayısıyla sayım olmayacak, elektronik ortamda gerçekleşecek ve her bir arkadaşımız özgür iradesiyle kararını oraya yansıtacak. Yani bizim burada görmek istediğimiz temel şey ne? Öncelikle teşkilat mensuplarımızın, yani il yönetim kurulu, kadın kolları, gençlik kolları, ilçeler, burada teşkilat mensuplarımızın özgür iradesiyle düşüncelerinin genel merkezimize 81 ilde yansıması bizim için çok kıymetli. Bunu gerçekleştirmiş olacağız inşallah. Genel Başkan Yardımcısı Ünal son olarak AK Parti'nin 3 dönem kuralını yerel seçimlerde uygulayacağını belirtti. 3 dönem kuralı konusunda 3 dönem kuralını uyguluyoruz. Bu uygulanacak. Ziyarete Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gazeteciler Cemiyet Başkanı Aslan Deveboynu, Başkan Yardımcısı Mehmet Mümtaz Yüzbaşıoğlu, Genel Sekreter Serdar Erdoğan Yılmaz, üyeler Aksu TV Genel Müdür Yardımcısı Erol Öner, Mehmet Taş, Ökkeş Saatçi ve Mahmut Beyaz katıldı. Ziyaret hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.